kapanmış. Cümleten selamünaleyküm, YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler. Sezonun ilk kuzu göbeklerini bulduk. Bizim bu tarafta daha yeni çıkıyor. Daha biraz küçükler. Kaç tane? 5, 10, 12 tane bulduk. Daha önce söylemiştim, çok değerli bir mantar. Bu sene kilosu 300-600 arası satıldığını duydum. Antalya tarafında. Bizim bölgede daha yeni, bu hafta çıkmaya başladı. Daha dün karla karışık yağmur, kar yağmıştı köye. Tepeler daha beyaz. Yeni yeni çıkmaya başlamış. Şöyle dağ evine gideceğim. Dağ evine giderken yol üstü burayı biliyordum. Erken çıkan yerlerden bir uğrayayım dedim. Bir yer daha var. Oraya da uğrayıp dağ evimize gideceğiz. Bakalım başka var mı? Lezzeti etten farksız, et değerinde, protein anlamında etten daha zengin. Burada 4-5 tane gördüm, biraz da büyük. Oo. Hayatta en sevdiğim şeylerden birisi mantar toplamak. Karşılardaki kar dün sabah yağdı. Köyü bile beyazlattı ama bir günde eridi tabi, zamanı geldi, toprak ısındı. Ama maşallah bu sene kışın kar yağmadı ama baharın çok güzel yağış oldu. Ben daha evinden indikten sonra geçen gün sabaha kadar yağmur yağdı, sabahta kar. Çok merak ediyorum. Su bidonumuz doldu mu? Su sistemi işe yaradı mı? Çok güzel yağış oldu. Dolması lazım. Eğer işe yaradıysa bakalım, hep beraber göreceğiz. Bugün oradan da iftara eniştemin dağ evine ineceğim. Nasip olursa o şekilde bir video olacak. Göbekleri bulmaya devam. İkinci yerde de çıkmış. Yeni daha taze çıkıyorlar. Buradakiler biraz eskimiş. Demek ki önce çıktılar. Birinin de başı kopmuş. Toprağın içinde. O bayağı varmış. Şu da eskimiş. Orada bir tane. Tane bir arada. Evet, daha büyüklerini bulmaya başladık. Şunu koparayım ama yukarıda çok büyük gördüm. Evet, buradakiler kocaman ve 1, 2, 3 neredeydi? 4, 5. 5 tane mi? Bunlar bayağı büyükler. Tanesi de buraya gizlenmiş.
Evet, maşallah bugün nasibimiz yerinde. Küçük de olsa bayağı toparladık. Bu konuda da bayağı ustayım bak. Saklanmış. Ne olacak? 5 yaşından beri dağlardayız. Dördü bir arada. Tam dönüyordum. Bunlar dönerken denk geldi. Bayağı da büyükler. Daha evimize geldik sonunda. Evet, bulduğumuz kuzu göbeklerini bir çıkaralım bakalım. Ne kadar olmuş? Cebe doldurdum hep. Ezmemişimdir inşallah. Sayalım mı olmazsa? 4 7 11, 14, 18, 21, 26. Bu cepte daha çok var. Bayağı bulmuşum. Az zannediyorum. Otuz iki. Otuz dört, otuz altı, otuz sekiz. Kırk iki. Kırk üç. Kırk yedi. Oo, maşallah. Cep bayağı alıyormuş. Kırk yedi mi dedik? Elli. Elli dört. 59, 65, 70, 72, 74. Bayağı olmuş. 75, 80. 84 tane. Yarım kilodan fazla galiba. Bayağı bulduk. Ben bu kadar buldum zannetmiyordum. Cep bayağı genişmiş. Evet, su sistemimiz işe yaramış mı bakalım. Onu çok merak ediyorum. Bugün biraz da onun için geldim. Buna bakıp eniştemin daha evine ineceğiz iftara. Varilimize gitmeden önce çizik atmıştık şurada. Evet, varilimiz bayağı yarı seviyesine kadar gelmiş. Şuradan elimle bulmaya çalışacağım. Yani aşağı yukarı yerini. Aşağı yukarı burada. Şu seviyede. Şurada bir leke var.
Evet, sistemimiz işe yarıyor. Seviye şuradaydı. Şuraya kadar gelmiş. Geçen gün ben indikten sonra, bunu yapıp indikten sonra yağmur yağmıştı. Belki borunun ucu biraz gevşek olabilir. Onu idareten yaptım. Varilimiz de bir yerden su kaçırmış. Şu alttan mı? Şu iki yerinden su kaçırmış. Belki biraz daha doldu ama bundan azaldı. İşe yaradığını görmüş olduk. Bir kontrol edelim. Belki de oradan da kaçırdı. Ama amacım denemekti. Şimdiden sonra nasip olursa bu naylonun bayağı bir genişini, çünkü çok küçük bir naylon. İlk yağışta bidonu yarıya kadar neredeyse getirmiş. Sistemimiz bu. Bunun 4-5 katını yapsak varili rahat yağmurla dolduracak. Biraz altı çamursa eğer, buradan da kaçırmış olabilir. Evet. Buradan su kaçırmış. Burası bayağı çamur. Bunu idareten yapmıştım. Naylonla. Altı komple çamur. Yani şunu anlamış olduk. Sağlam bir şey yapsak sistem çok güzel işleyecek. Zaten amacım da buydu bunu yaparken. Denemekti. Buraya nasip olursa bunun ucuna bir tane bidon. Bidonun alttan boruyu sağlam bir şekilde ayarlayıp varile götüreceğiz. Çıkarabilirsem bir 500'lük depo, bir tonluk ne çıkarabilirsem. Şu yukarıya bir yere koysak bizim evimizin bütün ihtiyacını görür. Yağışlar sona erinceye kadar. Şöyle şu seviyeye bir yere depoyu koyup evden yükseğe. Ektiğimiz nohutların üstüne de yağış çok güzel oldu. Tam zamanında. Buralar bembeyazdı dün. Köy bile bembeyazdı. Ama bir gün içinde yağan kar erimiş. Şöyle tepelerde kaldı sadece. Evet, göbekler de enişteme sürpriz olacak, bulduğumdan haberi yok. Gelirken yanına uğramıştım. Yemeği pişirmiştir şimdi. Evet, bir daha yeniden öbürküne geldik. Bacat tutuyor. Enişte. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. Hoş bulduk, kolay gelsin. Sağ olasın. Dikkat et, şuna bakayım. Ne yaptın? Yemeği yapıyoruz işte. Salatamızı yaptık, yemek de ocakta. İftara yarım saat var, o da hazır olur inşallah. İyi enişte. Benim de sana sürprizim var ya. Ne? Çantayı aç bakayım. Büyük gözde. Şurada mı? En yukarıda. Hazine mi buldun yoksa? Hazineyi buldum. Bu zamanda en büyük hazine yiyecek. Nasıl buldun ya? Bayağı bir dolandım.
Bu üstte buldun mu benim evim burada üstte? Şu en zirvede, şu senin evin üstünde de biterdi, orada bulamadım, çıkmamış daha. Buranın bir arka yüzünde zirve var ya. Zirvede buldum. O zaman şimdiden sonra bayağı çıkacağım. Daha başka yere de gittim. Yarım kilo vardı ama bayağı. Fazla, yarım kilo geçmiş. Geçmiş mi? Cebe doldurduydum, ne kadar olduğunu da bilmem. Evet. Saydım bir de 85 tane mi? Neyse. Gel bakalım içeri üstüne ya. Soğudu biraz. Geliyor. Yüzüm güldü biraz. Evet, eniştem yemeği yapmış. Salatamızı da yapmış, süslemiş de. Enişte şu salata insanı iyice acıktırıyor. Kaşık salatası yaptım onu, çatalla da yemeyeceğiz. Kaşıkla, çatalla yemesi bayağı zor oluyor burada ya. Evet, eniştem maşallah döktürmüş. Patatesli, havuçlu tavuk yapmış, soslu. Salata da çok güzel görünüyor. Şimdiden eline sağlık. Şöminemiz bir yandan yanıyor, bir yandan sobamız yanıyor. Bir de üstüne çay demledik mi enişte, tamam. Çay hazır. Hazır mı? Çay demledim ya. Demledin mi? Tabii. Uzun sürerdik. Az kaldı ezana herhalde. 10 dakika, 12 dakika var. 25 kişi okunuyor ben herhalde de. 25. Ezanı oradan duyabileceğim. Camdan mı duyuyorum? Camı açtım da. Ben dinleyeyim camdan, sen otur da ben dinleyeyim. Otursaydın da buradan. Sayım vardı burada. Hocalar da normalde bir yarım dakika şey ediyor, milletin hakkını ayırmayalım diye, biliyor musun? Bekliyorlar. Elli saniye gösteriyor. Elli saniye daha mı var? 40 saniye kaldı. Buna erken bakınca enişte geçmeyi veriyor. Geri sayma, 5-10 dakika kala bakınca. 10 dakika var kan, zaman geçiyor, son 2 dakika, 1 dakika, 20 dakika geliyor. Ama işin mutluluğu da burada değil mi? Tabii. Doldu enişte, okunmak üzeredir. Allah Allah. Hurmada getirdik, hurmayla açalım. Yorulma gel ya. He, burada ediyor. Bak hurmada ediyor, ne açtı. Orucu kurallarına uğra açalım. Eski günlerdeki gibi.
Var mı orada? Var mı işte. İstiyare mahalle. Rabbim aç açıp da kimseyi bırakmasın. Amin. Aldığı şey varmış burada. Bunu getirmeyi unuttum. Evet, köyümüzün ışıkları da buradan görünüyor. Kaynarlaydım mı? Geçmiş geçimlerin ruhuna değsin enişte. Amin hepimizin. Amin. Allah'ım bugünlere, bugün aylara tekrar bağıştırsın bizleri. Amin. Çay en iyisi. Çay içmesek köye zor ineriz herhalde. Evet. Evet, şöminenin başında çayımızı da içiyoruz. Çay içtikten sonra köye ineceğiz artık. Bugün benim için keyifli bir gündü, kuzu göbeklerini toplayınca. Çocuk gibi mutlu oluyorum. Küçüklüğümden beri, 5 yaşımdan beri dağda mantar, kuzu göbeği topluyorum. O yüzden benim için güzel bir gündü. Biraz yorucuydu ama olsun. Sonunda da eniştenin dahilinde iftar yaptık. Çayımızı içtik. Nasip olursa köye ineceğiz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.